Evet, bugün 15 Şubat 2023, Pazarcık merkezi depremin 10. günü. Pazarcık'tayız. Buradaki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. İlk günden beri Mezopotamya Ajansı muhabirleri olarak ben ve arkadaşım Azad Altay hem Pazarcık merkezde, hem Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, hem Türkoğlu, Dulkadiroğlu, ondan sonra Çağlan, Çeltik ve Pazarcık köylerini, bu köylerde yaşanan gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Şimdi de Pazarcık merkezdeyim. Depremin 10. günü. Artık yavaş yavaş insanlar acılarıyla yüzleşmeye başlıyorlar, yas tutmaya başlıyorlar. Tabi burada ilk günden beri bu insanların yaralarını sarabilmek için ülkenin ve dünyanın dört bir yanından insanlar buraya gelmişti. Tüm deprem bölgelerinde olduğu gibi. Şu an Fatih Mahallesi'nde de çadırların kurulduğunu, yine sivil toplum örgütlerinin çadırlarının burada kurulmuş olduğunu ve insanlara yardım ellerini uzattıklarını, dayanıştıklarını görüyoruz. Fatih Mahallesi'nde hemen KES koordinasyon çadırlarını görüyoruz. Burada KESliler insanların yaralarını sarabilmek için uğraşıyor. Yine Silopi Belediyesi ikinci günden beri burada aşevi de kurmuş. Burada sıcak yemek dağıtılıyor depremzedelere. Fatih Mahallesi'nin özellikle bu bölgesinde ciddi bir yıkım olmadığını söyleyebiliriz. Evet, yıkılan binalar var ama ayakta kalan binalar yıkılan binalardan çok daha fazla. Burada da birçok çadır yan yana kurulmuş ve bu çadırlarda sobalar kurulmuş. İnsanlar ilk günlerdeki gibi en azından o soğuk havaya, dondurucu havaya maruz kalmıyorlar. Hemen büyük, ağır hasar almış bir binanın yanı başında, bu boş alanda. Burada birçok noktada kuaförlerin de gönüllü bir şekilde geldiğini gördük. İnsanlar bu gönüllü kuaförlere gelerek hem saçlarını kesiyorlar, hem de bir nebze olsun onlarla muhabbet edip bu dayanışmayı görüp birazcık olsun muhtemelen mutlu oluyorlardır. Evet, AFAD çadırları var. Silopi Belediye'nin aşevi var. KESK koordinasyon çadırı var. İnsanların çadırları var. Herkes depremzedelerin yaralarını sarmak için uğraşıyor, çabalıyor. Artçı depremler devam ediyor. Sabaha doğru yeniden bir artçı deprem hissettik. Ben uyumuyordum. Saat 3 civarıydı. Ve şiddetli bir şekilde yeniden sarsıldı. O yüzden bu artçı depremlerde insanların hayatını etkiliyor. Ağır hasarlı binalara girmemek gerekiyor. Evet, burada da çocukların yüzlerini göstermek istemiyorum ama hemen şöyle göstereyim. Seyyar berberler, seyyar kuaförler böyle çocukları tıraş ediyor. Büyükleri tıraş ediyor. Burada 3 kişi aralıksız insanların saçlarını kesiyorlar. Günlerdir çünkü insanlar herhangi bir şey yapamıyorlar. Yavaş yavaş yeniden hayatın normale dönmesi için herkes elinden geleni yapıyor. Fatih Mahallesi'nde biraz önce de söylediğim gibi çok büyük bir yıkım oluşmamıştı. Sadece Cengiz Topel
mahallesiyle sınır olan noktalarda ve yine ana caddeye olan ana caddeye yakın binalarda hasar vardı, yıkım vardı. Mesela karşımda Umut Apartmanı var, Avuçan Apartmanı var. Yine burada İlhan Apartmanı, yanındaki apartman, onun bitişindeki apartman, üçü ayakta ama hemen görüyorsunuz arkasındaki başka bir apartman yerle bir olmuş. Diğer apartmanın da, ayakta kalan apartmanın da ön duvarını, ön cephesini yıkmış yıkımla birlikte. Burada da çadırlar. Evet, Fatih Mahallesi'nde zemin katın, yani giriş katının kolonları kırılmış ama neyse ki bina yıkılmamış, ayakta kalmış. Bu evlerde de burası, evet, Özgüner Apartman. Yine sağımda solumda gördüğünüz gibi ayakta kalan binalar var. Fatih Mahallesi'nde özellikle ayakta kalan bina sayısı çok daha fazla. Bu da bu bölgede en azından can kaybının neredeyse hiç olmamasına sağladı. Bazı binalar ağır hasarlı. Ama yapı denetim yaptığı incelemeler sonucu binalarda oturulup oturulamayacağına karar verdikten sonra insanlar tabii eğer cesaret edebilirlerse evlerine girecekler. Ancak şu an bugün depremin 10. günü ve herkes dışarıda, hiç kimse evlerine girmiyor. Evet, Fatih Mahallesi'nde burada maalesef yıkılan, enkaza dönüşen bir bina var. Hemen yanındaki binalarda da hasar var. Arkasındaki yapı kısmen çökmüş. Birinci kat çökmüş ama diğer katlar ayakta. Burada da yan yatmış bir bina. Yani bunların tamamı, bu ağır hasarlı ve yan yatmış binaların tamamı yıkılacak büyük ihtimalle. Evet. Pazarcık merkezdeyiz. Fatih Mahallesi'ndeyiz. Hemen karşımda gördüğünüz Gezel Apartman. Bu sokak o apartmana çıkıyor. O apartmana kadar sağlı sollu yıkılan bina yok. Çatıları zarar görmüş, yıkılmış binalar var. Ama bu sokakta bütün yapılar ayakta. Mesuloğlu Apartman ve yanındaki binalar, kolonları dahil sanırım, çatlaklar oluşmuş ama yıkılmamış. Aslında bu binaların bazıları artçı depremlerle, yani her bir artçı depremde çatlaklar biraz daha derinleşiyor, biraz daha dökülmeler oluyor ve ağır hasarlı binalar yıkılıyor. Burası Fırat Apartmanı. Şu sokak 304. sokaktı. 304. sokak üzerindeki yapılarda neyse ki zarar yok. Evet, helikopterler de sık sık sabahtan beri burada. İki tane helikopter arka arkaya gördünüz. Bunlar da acil yardım malzemelerini deprem bölgelerine ulaştırmaya çalışıyorlar. Bu caddenin üzerinde yukarıya doğru çıktığımızda Cengiz Topel Mahallesi'ne çıkıyorduk. Ve bu cadde üzerinde gördüğünüz gibi yapılar ayakta. Ama hemen şimdi bu Yes Market'in bulunduğu yapıyı göstereceğim size. Tabii öncesinden şu sokağı da göstereyim. Şu sokakta biraz önce gösterdiğim
yapılar vardı. Şu sokakta mesela 1, 2, 3 yapı yıkılmış ve onları diğer sokakta ilerlerken size göstermiştim. Onun dışında diğer binalar ayakta. Evet, bu Yes Market'in bulunduğu apartman. Apartman yan duruyor şu an. Yani çok büyük bir tehlike arz ediyor olabilir. O yüzden muhtemelen yapı denetiminden sonra, evet, yani çok büyük tehlike. Ben yani ilk gün bu apartmanın bu kadar yan durduğunu görmemiştim. Yani birkaç günde buradan gidip geldik, yine bu kadar yan görünmüyordu. Acaba artçı depremlerde mi böyle oldu diye düşünüyorum. Bilemiyorum. Şu tarafa, yola doğru, yani bu Yes Market tabelasının olduğu yöne doğru bir meyil var. Gazi İlkokulu burası. Okul ayakta, duvarlarında dökülme var. Hemen bu Hasan Koca köyüne, yine Memişkaya'ya giden yol. Bu yolun üzerinde bulunan Melina mini market yıkılmıştı. Araçlar zarar görmüştü ama yanı başındaki diğer apartmanlar duruyor. Evet, dikkat etmem lazım çünkü yerler buz. Evet, bu apartman da hemen Melina mini marketin yanındaki apartman da ayakta. Şurada da görüyorsunuz çadırlar kurulmuş. İnsanlar sabah kahvaltısını yapıyor. Engelliler var. Aslında yani insanlar her şeylerini evlerinde bırakıp kendilerini dışarıya attılar. O deprem anında özellikle tabii evleri yıkılmayan yurttaşlardan söz ediyorum. Düşünün, yaşlılar protez dişlerini bile alamadı ve günlerdir protez dişi olmayan yaşlılar var. O yüzden aslında hani gezdikçe, dolaştıkça, insanların yaşamına temas ettikçe ihtiyaçlar da belirmeye başlıyor, ortaya çıkmaya başlıyor. Bu da bence çok önemli bir konu. Özellikle aslında ağzında protez dişi olup o gün depremde protez dişlerini evlerinde bırakıp kendilerini dışarıya atan yaşlılara da yardımcı olmak gerekiyor ve hemen belki de diş hekimlerinin böylesi bir kampanya başlatabilmeleri çok önemli olur. Burası Özel Pazarcık Anka Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi. Şurası da Ali Şık Yürek Apartman. Bunlar bu sıra üzerindeki apartmanların tamamı neredeyse, bu Memişkaya köyü yolu üzerindeki apartmanlar ayakta. Evet, Umut Apartman. Yıkılan yapı burada çok az arkadaşlar. Yani sizler bazen videoların altına, yazdığımız haberlerin altına yorumlar yazıyorsunuz. Şu mahalleye de gidebilir misiniz? Şu mahalleyi de görüntüleyebilir misiniz diye. Çok ağır hasar olmayan, kayıpların olmadığı yerlere mümkün mertebe hemen gitmiyoruz. Önceliği diğer mahallelerdeki durumlara veriyoruz maalesef. O yüzden bu Fatih Mahallesi'nin bu noktalarını günlerdir gözümüzle gördüğümüz için çok fazla paylaşma ihtiyacı da belki hissetmiyorduk. Evet, burada eski yapılar var ama yanılmıyorsam buralar boştu. Onlar da ayakta, sadece döküntüler var. Bu Baygün inşaat binası. Bunların tabii ayakta kaldığına Lale Apartman burası. İnsanlar apartmandan eşyalarını çıkarıyorlar. Büyük bir tehlikeyi göze alarak tabii. Yine burada yatılı bölge
okulunun bahçesi var. Daha önce göstermiştik sizlere. Burada çadırlar kurulmuş çok sayıda ve insanlar bu çadırlarda soğuktan korunuyorlar. Hemen okulun bahçesi burası. Evet, Sunna Apartman. Ayakta Sunna Apartman'ın arkasındaki yapı. Daha önceki birçok videomuzda da görmüştünüz. Yıkılmış. Şurası. Yatılı Bölge Ortaokulu. Ve bu Yatılı Bölge Ortaokulu'nun bahçesinde sıra sıra çadırlar kurulmuş. İnsanlar soğuktan korunuyor. Çocuklar oyuncaklarıyla oynuyor. Yatılı Bölge Okulu'nun durumu böyle. Erkek pansiyonu var karşıda. Hemen yanında kız pansiyonu var. Bu iki yapı da okulla birlikte ayakta. Yani Yatılı Bölge Okulu'nda en azından ölüme sebebiyet verebilecek, enkaza dönüşebilecek bir yapı yok. Yılmaz İnşaat şurada. Bu cadde Alevi Kültür Derneği ve Cem Evi'ne giden cadde, biraz önce o caddeden sizlere durumu aktarmıştım. Oranın durumunu aktarmıştım. Birçok çadır kurulmuştu orada. Yine Silopi Belediyesi'nin arşivi ve KESK koordinasyon çadırları oradaydı. Kimi gönüllüler burada insanların saçlarını kesiyordu, kuaförlük yapıyordu. Burası Cihansel Apartmanı. Bu caminin minaresi arkadaşlar tamamen yıkılmış. Cami ayakta ama minare yerle bir olmuştu. Yatılı Bölge Okulu'nun arkasındaki tek katlı bir yapı çatı kısmı çökmüş. Burası da Memişkaya yolu üzerinde, yine Hasan Koca köyü yolu üzerindeki Demiroğlu petrol istasyonu. Hemen yanında bir bina yerle bir olmuş, enkaza dönüşmüş. Onun dışında bu bölümde yıkılan bina neredeyse yok. ATY yapı var en ileride, o binaya kadar, ondan sonrasına kadar da benzer bir şekilde. Burada da Mehmet Teke apartmanı hemen köşe başında ve yanındaki apartmanlar ayakta. Duvarları patlamış. Yani zaten dışarıdan aslında iyi gibi görünen birçok apartmanın iç kısmı oturulacak gibi değil. Duvarlar patlamış. O yüzden yapılacak incelemeler sonucunda insanların yeniden bu yapılarda kalıp kalmayacağına karar verilecek. Bu ilk günlerde yapılan derme çatma bir çadırdı. Belli ki bu çadırlarda kalanlar ya AFAD'ın çadır kentlerine geçti ya da başka noktalarda kurulan çadırlara yerleştiler ya da başka bir kente gittiler. Bilemiyorum. Ama şu an buralarda kimse yok. 6 kişi orada öldü. 6 kişi yaşamını yitirdi. 6 kişi. 2 tane saat... çocuk. 2 tane gelin. 2 tane de adam. Evet. 6 tane. Yani 2 aile. 2 aile yok oldu. 1 kişi mi kurtuldu sadece bu bina? Kimse yoktu. Öteki de kurtuldular. Ötekilerin tamamı kurtuldular şükür. Çok iyi. Siz buradaydınız Cem Mert apartmanında mı? Yoksa ha bu tek katlı yapıdaydınız. Evin içi çok enkaza mı dönüşmüş? Berbat. Ne kap kaldı, ne kadap kaldı. Dolaplar çitlendi birbirine. Dışarı görünüyor ki, görünen kök alıp dışarı evladı. Evet, aynen, aynen öyle. Evet. Hemen Cem apartmanın ya, yanında teyzenin ya, kaldı. Bu taraf çökmüş. Evet, taraf. Evet. Bir de bundan korkuyoruz. Üstüm üstümüzden yıkılırsa. Evet, o yüzden çok dikkatli olmalısınız teyze. Sağ ol evlat, sağ ol. Çok Allah geçmiş Allah. Olsun. Çok sağ ol evlat. Burası Fatih Mahallesi, 316. sokak. 316. sokak ve bu yapı hemen öndeki binaya yapışıktı. İkisi çocuk,
6 kişi yaşamını yitirdi. 2 aile. Yani 3 kişilik, 3'er kişilik 2 aileye maalesef bu enkazlar mezar oldu. Cansız bedenleri bu enkazın altından çıkarıldı. Onun dışındaki yurttaşların tamamının sağ salim kurtulduğunu anlattı teyze. Evet, Fatma Akarsu Apartmanı. Fatma Akarsu Apartmanı enkazında 6 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Hemen bu arkadaki apartmanla bitişik bir yapıydı burası. Evet, Fatih Mahallesi'nde aslında dediğim gibi çok büyük bir yıkım yoktu bu kesimlerde, ama yukarı kesimlerde vardı. Onlar da daha önceki yayınlarımızda sizlere göstermiştik. Şimdilik bu yayını burada kesiyorum. Diğer mahallelere de uğrayacağız. Varsa yeni bir gelişme, onları da sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Mezopotamya Ajansı'ndan gazeteci arkadaşım Azat Altay ile birlikte 10 gündür Pazarcık ve çevre köyleri, Maraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı köyler, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı köyler, yine Çağlan Çertik'ti sanırım, oraya bağlı köyler, Pazarcık'ın köylerini, 50'ye yakın köy gezdik ve her köyde de bilanço ağırdı maalesef.